Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Esrarengiz Kasaba çizgi filminin karakteri Dipper'ın son bölüm videosuyla birlikteyiz. Bu bölümde eksik kalan parçaları tamamlayacağız, dikeceğiz ve sizin oyuncağınız da ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak. Yaptığınız çalışmaların fotoğraflarını Instagram adresimden bana gönderirseniz ben de hikayemde sizleri etiketleyerek paylaşacağım. Ayrıca işitme engelli arkadaşlarımızı da unutmadım. Videolarımın hepsine Türkçe altyazı ekledim. Sağ üst köşedeki çark işaretine tıklayarak Türkçe altyazıları ve yabancı arkadaşlarımız da kendi dillerine ait altyazıları seçerek ekranın altında çalışmalardaki tariflerdeki sıra sıra açıklamaları altyazı olarak görebileceklerdir. Videoma beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi sırada yeni parçalarımız var. Şimdiye kadar ne ördük? Bir gözden geçirelim. Bir tane bu parçamız var. Bundan ördük. Bir de böyle bir parça ördük arkadaşlar. İki tane saç parçamızı örmüş olduk. Şimdi yeni çalışmamızda sihirli halka ile başlıyoruz örmeye. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örmelisin. 1 2 3 4 5 ve 6 ipliği çekiyorum, sıkıştırıyorum. İkinci sırada yine 6 tane sık iğne örmelisin. 1 2 3 4 5 6 Şimdi burada bir tane zincir çekeceğim. İpliği kısa kesiyorsun. Bu parçanın aynısından bir adet daha örmelisin. Şimdi ikinci parçaya geçeceğim. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 İpliği çekip sıkıştırıyorum. Sıra 2. Her zincirin içine bir tane arttırma örmelisin. Yani her zincirin içine iki tane sık iğne öreceğim. 2 3 4 Üçüncü arttırmam 5 6 Dördüncü arttırmam 5. arttırmam 6. ve son arttırmam. Şimdi bundan sonra 2 sıra öreceğiz. Arttırma eksiltme yok. 2 sıra, her sırada 12 adet sık iğne olacak şekilde 2 sıra örelim. 2 sıra sonra buluşalım. Evet, ben çalışmamı tamamladım. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Bakın, çalışmanız böyle olmalı. İpliği kısa keseceğim. Şimdi bu parçalardan arkadaşlar birer tane daha örüp hazırlamalısın. Örelim, hazırlayalım. Evet, parçalarımız hazır. Her birinden iki tane ördüm. Ben de hazırladım. Şimdi bir parçamız var, büyük bir parça. Onu öreceğiz. 21 adet zincir çekerek çalışmamıza başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Şimdi ikinci zincirin içinden örmeye başlıyorsun. 19 tane sık iğne örmelisin. Her zincirin içine bir tane sık iğne örüyorum. 2 3 19 tane öreceğiz. 4
ve 19. Şimdi en sonda bir tane zincirim kaldı. O zincirin içine arkadaşlar 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3. Şimdi zincirlerin diğer tarafına döneceğiz. Buraya 18 tane sık iğne örmelisin. Zincirlerin diğer tarafından başlıyoruz. 1 2 3 ve 18. Şimdi sonda bir tane zincirimiz kalacak. Oraya da bir tane arttırma örüyorsunuz. Aynı zincirin içine 2 tane sık iğne örüyoruz. Bu sırada toplam 42 adet sık iğne olmalı. Şimdi ikinci sıramıza geliyoruz. 20 tane sık iğne örüyorsunuz. 1 2 3 4 5 ve 20. Bir tane arttırıyorum. 1 2. Şimdi 20 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 ve 20. Bir tane arttırıyorum. 1 2. Bu sırada arkadaşlar toplam 44 adet sık iğne olmalı. Şimdi 3. sıradayız. 21 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 ve 21. Bir tane arttıracağım. 1 2 21 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 ve 21. Bir tane arttırıyorum. 1 2. Bu sırada arkadaşlar toplam 46 adet sık iğne olmalı. Şimdi 22 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 ve 22. Bir tane arttırıyorum. 1 2 22 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 ve 22. Şimdi bir tane arttırıyoruz. 1 2. Bu sırada arkadaşlar toplam 48 adet sık iğne olmalı. Şimdi yeni sıramızda 23 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 ve 23. Bir tane arttırıyorum. 1 2 23 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 ve 23. Bir tane arttırıyorum. 1 2. Bu sırada arkadaşlar toplam 50 adet sık iğne olmalı. Şimdi yeni sıramızdayız. 24 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 ve 24. Bir tane arttırıyorum. 1 2. Şimdi tekrar 24 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 ve 24. Bir tane arttırıyorum. 1 2. Bu sırada toplam 52 adet sık iğne olmalı. Şimdi 2 sıra öreceğiz.
Artık arttırma yapmıyoruz, düz örüyorsunuz. 2 sıra, her sırada 52 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 2 sıra sonra buluşalım. 2 sıra örgüyü tamamladık. Çalışmanızın şekli ekranda gördüğünüz gibi olmalı. Şimdi daha önce ördüğümüz, ikişer tane ördüğümüz parçalarımız var. Bu parçaları bu ana parçayla birleştireceğiz. Yeni sıramızda 24 tane sık iğne düz örüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 24 tane öreceğiz. Buraya kadar örmeniz gerekiyor. Bakın buraya geleceğiz. 24 tane öreceğiz. Örelim. Burada buluşalım. 24 tane sık iğne. Evet, 24. sık iğnemi de ördüm. Şimdi burayı dikkatli izleyin. Parçalardan önce büyük olanı alacağım. Büyük parçayı alıyorum. Burada 6 tane sık iğne öreceğiz sadece. Bu parçanın üzerinde. Burada 12 tane sık iğne var küçük parçada. Şu an 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın yarısını ördüm. 6 tane. Şimdi küçük parçayı alacağım. Bunun tamamını öreceğim. 6 tane burada sık iğne örmelisin. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi geliyoruz bu parçaya. Bu tarafa 6 tane sık iğne öreceğiz kaldığımız yerden. Buradan devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın çalışmanızın şekli böyle olmalı. Böylece bu iki parçayı da ana parçayla birleştirmiş oluyoruz. Şimdi buradan örmeye ana gövdeden devam edeceğiz. İlk boş zincirin içinden örmeye başlıyorsunuz. 28 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 Evet, 28 tane sık iğneyi ördüm. Şimdi kalan iki parçayı birleştireceğiz. Önce büyük olan parçayı alıyorum. Üstünde 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi küçük olan parçayı alıyorum. Burada da 6 tane sık iğne öreceğiz. Bu parçanın tamamını örmüş oluyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Geliyorum büyük parçaya, ikinci parçaya. Burada da 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6. Evet, çalışmamızın ilk sırasını böylece tamamlamış oluyoruz. Birleştirme sırasını tamamlıyoruz. Bakın çalışmanızın şekli de böyle olmalı. Bu sırada topladığınız zaman hepsine toplam 88 adet sık iğne olması gerekiyor. Şimdi yeni sıramızda düz öreceğiz.
Düz hepsini kapsayan bir çalışma yapacağız. Düz örüyoruz hepsini birlikte. Şimdi bu sırada 6 sık iğne öreceğim. Şimdi bakın buradan örmeye başlıyorum. Burada olmalısınız. Şuradan örmeye başlıyorsunuz. 6 sık iğne. 2 3 4 5 6. Şimdi bir tane azaltacağım. 6 sık iğne, bir azaltma. 6 sık iğne, bir azaltma. Tekrarlaya tekrarlaya örüyorsunuz. Bu gruptan 11 tane örmeniz gerekiyor. Bu 1 1 2 3 4 örüyorsunuz. Sıra sonuna kadar. Sırada toplam 77 adet sık iğne olmalı. Şimdi yeni sıramızdayız arkadaşlar. Bu sırada 5 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 1 tane azaltıyoruz. 5 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu tekrarlayacağız. 11 tane bu gruptan örmeniz gerekiyor. 5 sık iğne, bir azaltma, 5 sık iğne, bir azaltma. Devam ediyorsunuz sıra sonuna kadar. Sırada toplam 66 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızdayız. Bu sırada 4 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 1 tane azaltıyoruz. 4 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada toplam 55 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızda 3 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 1 tane azaltıyoruz. 3 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz arkadaşlar. Sırada toplam 44 adet sık iğne olmalı. Evet, böylece çalışmamızın sonuna geliyoruz. Çalışmanızın görüntüsü arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi olmalı. Şimdi ipliği dikiş için uzun bırakıyorsunuz ve kesiyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş dikmeye başlayacağız parçaları. Kafa parçasını dikeceğim. Şimdi kafayı arkadaşlar böyle tutacaksınız. Daha geniş olan kısım çene kısmı aşağıya gelecek. Dar olan kısım yukarıda. Burnunu nereye dikeceğiz? Bakın burnunu şu kavisin başladığı sıralarda bir sıra aşağıya dikmeniz gerekiyor. Şöyle tutturacağım. Bakın burada bir kavisimiz var. Kavis başlıyor. Bu kavisin bir sıra aşağısı, yani buradan tam yüzü ortalayacak şekilde tutturuyorsunuz. İçini de azıcık elyafla dolduralım ve dikeceğiz şimdi. Dikerken uygulayacağınız yöntemden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bakın önce gövdeden bir kere dikeceğim. Gövdenin üstünden dikiyorum. Sonra buradan alıyorum, alttan geçiriyorum iğnemi. Buradan geçiriyorum. Sonra tekrar gövdeye dikeceğim. Bir sonraki zincire tekrar iğnemi geçiriyorum. Ve gövdeye dikiyorum. Gösterdiğim gibi aynı yöntemle tamamını dikelim, buluşalım. Sıra geldi gözlere. Gözler için en küçük boy vidalı göz kullanacağım. Nasıl takacağız?
Şimdi bakın, çalışmamızın orta noktası burası. Bir sonraki sıraya takıyorsunuz. Orta burası. Bir sonraki sıraya gözleri takıyorsunuz. Arkadaşlar, bir önceki taktığım gözlerin boyutunu beğenmedim. Çok küçük geldiler gözüme. O nedenle göz boyutunu değiştirdim. 8-9 milimetre göz piyasada 8 milimetre ya da 9 milimetre olarak belirtilir. 8-9 milimetre göz taktım, değiştirdim. Bu notu da bu arada belirtmek istedim size. Şimdi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi diğer gözü alıyorsunuz. Bu şekilde dikeceğimizi düşünürsek, böyle dikeceğiz çünkü bakın dikkat edin. Buradan taktık. Böyle dikeceğiz. Diğer gözü de bu şekilde tuttuğunuzda nereye takacağım? Ortadan bir sonraki sıraya. Buraya takmam gerekiyor. Bakın, ortanın bir sonraki sırasına gözleri takıyorum. Bir dalayalım arkalarını da. Evet, gözleri nasıl yerleştirmelisin? Bakın, gözleri burnun alt sırası var diktiğimiz. Bu alt sıranın bir üst sırasından itibaren gözleri yerleştiriyorsunuz. Nasıl yerleştireceğiz? Bakın, şaşkın, biraz şaşı gibi bakar gibi böyle yerleştirmeniz gerekiyor. Hani birer tane öndeki sıralara takmıştık ya gözleri ortaya göre. O birer ortalar burası, gözler bir sıra önde. Böyle olacak. Bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Bakalım son sıramız kaçıncı sıra? Sayalım buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra var burada arkadaşlar. 10 sırayı kapsayacak şekilde gözleri yerleştiriyorsunuz. Orta noktanın da birbirine değmesi gerekiyor. Boşluk kalmayacak burada dikerken. Bu iki göz birbirine böyle değecek arkadaşlar. Şurada çok küçük bir ten rengi kalabilir. Böyle yerleştiriyoruz. Burnu diktiğiniz gibi, burada gösterdiğim yöntemde olduğu gibi gözleri de dikiyorsunuz. Yalnız gözlerin için arkadaşlar azıcık elyaf dolduruyorsunuz. Tam kapamadan evvel biraz elyaf doldurup öyle dikiyorsunuz. Kabarık durması gerekiyor. Şimdi boş içi, ben doldurmadım. Dikerken dolduracağım ben de. Anlattığım gibi çalışalım. Yakından biraz daha göstereyim. Böyle yerleştirmeniz gerekiyor. Sıraları da sayarsınız hangi sıralar olduğunu. Önce iğneyle tutturun benim yaptığım gibi. Sonra burunda uyguladığımız yöntem gibi dikiyorsunuz. Ben de çalışıyorum. Sonucu sizinle paylaşacağım. Evet, ben çalışmamı tamamladım. Gözleri diktim. Sizin çalışmanızın görüntüsü de böyle olmalı. Şöyle her açıdan göstereyim size. Şimdi diğer parçaları dikerek çalışmamıza devam ediyoruz. Şimdi bu büyük parça saçı dikeceğiz arkadaşlar. Bu kısımları az elyafla dolduruyorsunuz. Çok fazla doldurmayın. Şöyle az miktarda elyafla bu girintileri ve içini dolduruyorsunuz. Evet, dikişten de biraz bahsetmek istiyorum. Bakın, şöyle tutuyorsunuz. Karşılıklı zincirleri alarak bu şekilde dikeceksiniz. Şöyle karşılıklı dikiyorsunuz. Evet, çalışmamızı tamamlayalım arkadaşlar. Devam edelim. Sonunda buluşalım. İpliği kesmiyorsunuz. Çünkü daha sonra bu parçayı da kafaya dikeceğimiz için kalan ipi işiniz bittiğinde kesmeyin. Evet, çalışmamı tamamladım arkadaşlar. Diktiğiniz zaman görüntünün böyle olması gerekiyor. Şimdi sırada bu parçaların dikişi var. 2 adet bu parçadan da örüp hazırlamış olmalısınız. İçlerini de azıcık az miktarda elyafla dolduruyorsunuz. Ve yine ağız kısımlarını karşılıklı dikerek kapatıp hazırlıyoruz. Nereye dikiyoruz? Gözle arasında 3 delik bırakarak o 3 delikten itibaren
Bu parçayı buraya dikmelisin. Gözün bir iki üstüne. Gözün iki sıra üstünden başlayarak göze 3 sık iğne mesafeden buraya iki tarafa da favorilerini dikmelisin. Şimdi bu şekilde bir saç parçamız da vardı arkadaşlar. Bu parçanın da içine az miktarda, biraz fazla doldurmuşum. Şöyle az miktarda, çok kabarık olmayacak şekilde elyafla dolduruyorsunuz. Yine doldurduktan sonra karşılıklı dikerek bu kısmı kapatıyoruz. Önce bu parçayı dikeceğiz. Parçayı kafasında bakın kaçıncı sıralara dikiyoruz. Şu iki sıra, göz üstünde iki sıra gözükecek şekilde dikeceksiniz. Bu açıdan bakalım kaçıncı sıralara denk geliyor. Ortadan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4. sıraya saçını dikmelisiniz arkadaşlar. Bu açıda dikeceksiniz. Bakın böyle olması lazım. Şurada gözün bu hizasına gelecek. Bu taraftan ölçtüğünüzde de şu hizaya gelmesi lazım. Buraya dikelim. 4. sıraya. Önce kafadan dikiyorum. Sonra da bu parçadan dikiyorum. Kafaya bir parça dikiyorum. Sonra buradan geçiriyorum. Gösterdiğim gibi parçayı buraya dikelim arkadaşlar. Evet, saçın çok fazla böyle havaya kalkmaması için de alt sıralardan ipinizi çıkarıp burada şöyle bir kez tutturabilirsiniz. Saç daha güzel oturacaktır buraya. Şöyle tutturabilirsiniz. Şunu da tutturmanız mümkün. Onu da şu taraftan tutturalım ki saçımız havaya kalkmasın. Şöyle düzgünce dursun. Onu da buradan tutturacağım. Evet. Böyle olması gerekiyor. Şimdi ipimizi kesebiliriz. Kulağını bu favorilerin arkasında bir boşluk kalacak. Bu saçını da bu boşluğun arkasına takacağız daha sonra. Kulakları bakın buraya düz bir şekilde oturtarak favorilerin arkasıyla bu saçın arasına dikmeniz gerekiyor. Bakın iki tarafı da diktim. Burun hizasına gelecek kulağın altı arkadaşlar. Bu parçanın arka tarafına dikeceğimizi zaten belirtmiştim. Bakın her iki kulağa da orantılı bir şekilde burun hizasını geçmeyecek iki tarafa da dikmelisin. İki saçın arasına. Önce kafaya bir tutturacaksınız. Daha sonra parçadan dikeceksiniz. Bu şekilde. Sıra sıra dikerek aşağıya doğru bir çizgi çizerek kulakları göz hizasına dolduracak şekilde buraya kadar düz dikiyorsunuz arkadaşlar. Tam gözün hizasına oturtuyorsunuz. İki tarafa da kulakları dikelim, çalışalım. Şimdi sıra geldi bu büyük parçayı dikmeye arkadaşlar. Şöyle yerleştirmen gerekiyor. Tam bu başlangıçlarına yerleştireceksiniz. Bu tarafta da tam başlangıcına yerleştiriyorsunuz. İğnemi buradan tutturuyorum arkadaşlar. Karşı taraftan çıkaracağım. Bakın karşıdan çıkarıyorum. Buradan. Sonra parçayı bu şekilde oturtuyorum. Bu uç kısmından tekrar dikiyorum. Bakın böyle tutturmalısın. Şimdi arkası böyle mi kalacak? Hayır, tabii ki kalmayacak. Bu arka kısmını da dikeceğiz. Nasıl dikiyoruz? İğnemi tam şuradan çıkaracağım arkadaşlar.
şu sıra arttırmaların başladığı yerden iğnemi çıkarıyorum. Şöyle sıkıca tutturuyorum. Şimdi bakın bu saçı böyle çekeceksiniz aşağıya iyice. Buraya dikiyorsunuz. Şuradan tutturacağız bakın. Şöyle tutturacağım. Aslında bunun hesabını şöyle de yapabilirsiniz. Şapkanın güzel bir şekilde oturması gerekiyor ama içine tabi biraz elyaf doldurduktan sonra, benim elyafım yetersiz, biraz daha dolduracağım. Bakın şöyle şapkayı oturttuğunuz zaman güzelce, hem buradan bu saçın gözükmesi lazım şöyle, hem de şapkanın şöyle bu şekilde durması gerekiyor. Hatta biraz daha şöyle üste dikebilirsiniz ki aradaki açıklık gözükmesin. Şöyle olsun. Biraz çekebildiğiniz kadar çekiyorsunuz. Şapkayla orantılıyorsunuz. Şapkayı da kafasına takıyorsunuz. Bakın bu kısımlarında gözükmemesi gerekiyor. Şapkanın kafasına tam oturması ve önden de saçının gözükmesi lazım. Şimdi güzelce şapkayı oturtturalım. Saçını da dikelim ve buluşalım arkadaşlar. Evet, saçını da bu şekilde tutturdum arkadaşlar. Diktim. Şimdi şapkayı dikeceğiz. Şapkayı nasıl tutturacaksınız? Bakın şu renk değişikliklerinin olduğu sıra çizgisini bu parçanın ortasına gelecek şekilde tutturmalısın. Yani şu parçanın ortasına gelecek. Diğer tarafta da yine o parçanın ortasına gelmeli böyle. Buraya tutturmalısın. Zaten bu kısmı hazırlamıştık. Şapkanın güzel oturması gerekiyor buraya. Mavi de uzun bir ip geçirdim. Şimdi dikeceğim. Nereden başlayayım dikmeye? Şuradan hadi başlayalım. Şuradan başlayacağız dikmeye. Düz şapkayı çevrileyerek dikmeniz gerekiyor. Şimdi buradan alacağım. Şöyle. Bakın şu sınırı kafaya bir kere dikmelisiniz. Şimdi ön dikişi nasıl yapacaksınız? Şapkayı arkaya doğru ön kısmını böyle kıvırdığınızda bakın burada bir beyaz şerit göreceksiniz. O beyaz şeritten faydalanarak bakın dikiyorsunuz. Şöyle saçın da bir sıra üstüne çıkabilirsiniz. Şuradan. Yani bir bu parçadan dikiyorsunuz ve sonra şuradaki beyaz zincirlerden faydalanarak dikiyorsunuz. Bir gövdeden bir de bu beyaz zincirlerin içinden dikiyoruz. Şimdi yan tarafa geldim. Bu kısma geldim. Burayı diktim. Şimdi yine bu kahverengi saçların ilk sırasından itibaren buradan dikeceksiniz. Yani bu gövdeye, ten rengine dikmeyeceksiniz. İlk sıraya dikmeniz gerekiyor. Yani dikiş stilimiz aynı. Her iki parçadan da bir karşı parçadan bir de diğer gövdedeki parçadan dikmeniz gerekiyor. Bu ilk sıraya dikeceğim. Saçların ilk sırasına dikiyorum. Çalışalım. Çalışmamızı tamamlayınca da buluşalım. Evet arkadaşlar, şapkayı da diktim. Sizin çalışmanızın da görüntüsü böyle olmalı. Şimdi kaşlarını ve ağzını işleyeceğim. Bunun için kahverengi iplik kullanacağım. Kahverengi iplikle işleyeceğim. Hemen ipimi geçireyim iğneme. Şimdi ağzını işaretledim iğneyle. Siz de bu şekilde işaretlersiniz. Şöyle burnunun altından ikinci sıra ve gözünün altından da bir ikinci sıradan itibaren şöyle bir daha yarım ay çizeceğim. İpimi geçiriyorum. Buradan başlayacağım. Şöyle.
Ve iğnemi tekrar buradan takıyorum ve bu iğnenin olduğu noktadan çıkarıyorum. Şöyle. Burada şöyle minik bir tane yay çiziyorsunuz. Şimdi geliyoruz kaşlarını çizmeye. Bakın kaşları da şu hizadan başlayacağım. Tam saçının altındaki sıradan bir, bakın böyle. Şurada bir hafif şaşkınlık gibi ifade veren bir çizgi çizeceğim. Şöyle. Buradan çıkarıyorum. Burada da bir noktadan tutturmak istiyorum. Çünkü çok sivri bir şekil olacak üstü. Tek yerden tutturursam. Şimdi tekrar aynı yerden bu ipi, yayı içine alarak tutturuyorum böyle. Ve karşı tarafta da yine kaş çizeceğim. Burada da bir kaş çizeceğiz. Orantılı olarak çiziyorsunuz. Evet, böylece yüz işlemesini de tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Yelek örerek çalışmamıza devam edeceğiz. Şimdi başlangıçta 23 adet zincir çekmelisin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Zincirlerimiz hazır. Şimdi arkadaşlar, ikinci zincirin içinden örmeye başlıyorsunuz. Bakın, 1, ikinci zincir burası. Buradan örmeye başlayacaksınız. 21 tane sık iğne örüyorsunuz. Her zincirin içine bir tane sık iğne öreceğiz. 1, her zincirin içine bir tane. 2, 3, 21 tane örelim, buluşalım. Evet, 21 tane sık iğne ördüm. Şimdi sonda bir tane zinciriniz kalması gerekiyor. Bu zincirin içine 3 tane sık iğne dolduruyorsunuz. Aynı zincirin içine örüyorsunuz. 1, 2, 3. Şimdi zincirlerin diğer tarafına dönüyoruz. Yine her zincirin içine bir tane sık iğne öreceğiz. 20 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, devam ediyorsunuz. Toplam 20 tane örüyoruz. Evet, 20 tane sık iğneyi ördüm. Sonda bir tane zincir kaldı. Bu zincirin içine arttırma öreceğiz. Yani aynı zincirin içine 2 adet sık iğne örüyorum ve bu birinci sırayı tamamlamış oluyoruz. Sırada toplam 46 adet sık iğne olması gerekiyor. Şimdi bundan sonra arkadaşlar 7 sıra öreceğiz. 7 sıra dönerek örüyorsunuz. Her sırada 46 adet sık iğne olacak. Düz öreceksiniz. Hiçbir arttırma eksiltme yok. Düz örüyoruz. Döne döne spiral örüyorsunuz. 7 sıra örelim. 7 sıra sonra buluşalım. 7 sıra örgünüz bittiğinde çalışmanızın görüntüsünün arkadaşlar böyle olması gerekiyor. Şimdi yeni sıramıza başlayacağız. 9. sıra. 5 tane sık iğne örüyorsun. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 9 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Burada 9 tane boş zincir sayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10'uncudan örmeye başlıyorsunuz. Buradan örmeye başlayacaksınız. 18 tane sık iğne örmelisin. 1, 2, 3, 4 ve 18. 18. sık iğnemi ördüm. Tekrar edelim. 5 tane sık iğne ördük. 9 tane zincir çektik. 9 boş atladık. 10'uncudan örmeye başladık. 18 tane sık iğne ördük. Buradayız. Şimdi 9 tane zincir çekmelisin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 9 tane yine sayacağız. 10'uncudan öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10'uncudan örmeye başlıyorsunuz. 5 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, çalışmanızın şekli arkadaşlar böyle olacak. Bakın burası iki taraftaki deliğin de karşılıklı gelmesi gerekiyor. Şimdi bundan sonra arkadaşlar 19 sıra öreceksiniz. Düz örüyoruz. Her sırada 46 adet sık iğne olacak şekilde öreceğiz. Bakın bu zincirlerin de içine birer tane sık iğne örerek devam ediyorsunuz. Toplam her sırada 46 tane sık iğne olacak. 19 sıra örelim. 19 sıra sonra buluşalım. Evet, 19 sıra örgümü tamamladım. Şimdi yeni sıramıza geliyoruz arkadaşlar. Bakın çalışmanız böyle olmalı. Yeni sıramızdayız. 5 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi buradan sayıyorum. 9 tane 10'uncuya batacağım. Buradan başlıyorsunuz saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10'uncuya sık iğne örüp devam edeceğim. Bu 1. 18 tane örüyorsunuz. 2, 3, 4 ve 18. Bakın 18 tane sık iğne ördüm. Buradayım. 9 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi burada 9 tane sık iğne sayacağız. 10'uncuya sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10'uncuya sık iğne öreceğim. 5 tane sık iğne örmelisin. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu sırada toplam arkadaşlar 46 tane işlem yapmış olmalıyız. Bakın bu zincirleri de saydığınız zaman bunları 9 9 sayıyorsunuz. Sık iğneleri de saydığınız zaman 46 tane toplam sık iğne ve zincirlerimizin olması gerekiyor. Şimdi bundan sonra arkadaşlar 8 sıra öreceğiz. 8 sıra her sırada 46 adet sık iğne olacak şekilde
örüyoruz. 8 sıra sonra buluşuyoruz. Her zincirin içine de bir tane sık iğne. Yani bu zincirlerin üstüne 9 tane sık iğne öreceksiniz. Unutmayın. Ve diğer sık iğneleri de ördüğünüz zaman toplam 46 tane olacak. Örelim, buluşalım. Evet arkadaşlar, 8 sıra örgüyü tamamladım. Şimdi buraya geldiğimizde ipliği burayı dikecek kadar uzunlukta uzun bırakarak kesiyoruz. Şimdi burayı karşılıklı dikerek kapatacağız arkadaşlar. Nasıl dikeceğinizi de size anlatmak istiyorum. Şimdi bakın, bu taraftaki görmüş olduğunuz zincirin dış ilmeğinden alıyorsunuz. Bakın, şu dış ilmekten alıyorsunuz. Yani zincirin tamamını almıyorsunuz. Sadece dış ilmeği alıyorsunuz. Karşı tarafta da yine dış ilmeği alıyorsunuz. Bakın bu şekilde. Sadece dış ilmeği alıyorsunuz. Böyle karşılıklı dikeceğiz. Yanındakini atlıyorsunuz. Yine dış ilmeği alıyorsunuz. Karşı tarafta da yine dış ilmeği alıp dikiyorsunuz. Sıranın sonuna kadar böyle dikmelisin. Yani sıra sıra karşılıklı bütün zincirleri bir dıştan alıyorsunuz. Karşı tarafta da tekrar dıştaki zincirin içinden. Düz burayı dikeceğiz. Dikelim, buluşalım. Çalışmanız bittiğinde de çalışmanızın görüntüsü böyle olmalı. Şimdi ipliği kısa keseceğiz ve iç tarafa çekip saklıyoruz. Şimdi kolları dikeceğiz. Bu boşluğu, bu kolun ucundaki boşluğu dikerek önce kapamalısın. Şöyle kapatacağım burayı. Büzeceğim. Zikzaklar çizerek şöyle sıra sonuna kadar zikzak çiziyorsunuz ve büzerek bu kısmı kapatıyoruz. Şunları da içeri itelim. Şimdi kolu nereye dikeceksiniz? Kolu gövdenin iki yan tarafına, böyle aşağıya değil, dikkatli dikin. Eller bu şekilde duracak. Böyle durması gerekiyor el şeklinin. Şimdi bir alt sıradan iğnemi çıkaracağım. Bakın böyle bir alt sıradan çıkarıyorum ve tam bu portakal renkli kısmın ikinci sırasına gövdede dikmelisin. Bakın buraya dikeceğiz. Evet, koldan da birazcık alacağım, dikeceğim. Bakın gövdeden sonra dikeceğim. Bu arka taraftan çıkarıyorum iğnemi. Şu kolun arka tarafından da birazcık dikiyorum. Buradan da. Kolları sağlam ve düzgün duracak şekilde buraya dikiyorum arkadaşlar. Bir gövdeden, bir de koldan diktim. Evet. Bakın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Eller de bu pozisyonda, yanlarda sarkık duracak. Diğer kolu da simetri olarak buraya göstermiş olduğum gibi dikmelisin. Dikelim, buluşalım. Evet arkadaşlar, kolları diktim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu gövde parçasını birleştireceğiz. Kafayla birleştirerek buraya dikeceğiz. Dikiş işlemini nasıl yapacaksınız? Uygun sıraya oturtturup, bakın bu ortadan saydığınızda 1, 2, 3. sıraya kafayı düzgün oturtarak dikmelisin. Şöyle dikiyorsunuz. Önce kafadan bir tutturacaksınız ama hesaplayalım tam olarak nereye geldiğini. Evet. Önce kafadan şöyle bir tutturuyorsunuz. Sonra gövdeden dikiyorsunuz. Şöyle açık göstereceğim ki net görün diye.
Şuradan tekrar iğnemi ipin çıktığı yere tekrar tutturup yanındaki delikten çıkarıyorum. Şimdi gövdeye geliyorum. Gövdede yine ipin çıktığı yerden tekrar dikiyorum. Öğretmiş olduğum gibi dikerek çalışmayı tamamlayalım. Şimdi sırada şapkasının ön tarafına yapıştıracağımız çam ağacı var. Çam ağacını tabii sizin kesmeniz ve çizmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben buraya bir tane çam ağacı çizdim. Şöyle bir şekil olacak. Şekli de büyüklüğü ne kadar olacak? Bakın şapkanın ön tarafına yapıştıracağınız kadar böyle orantılı bir çam ağacı çizmeniz gerekiyor. Bu biraz da sizin becerinize kalmış. Şimdi ben bunu kesip buradan çıkaracağım. Evet, ağacım hazır arkadaşlar. Çizgilerim gözüktüğü için onu arka tarafa vereceğim. Bu şekilde yapıştıracağım. Evet, yapıştırıcıyı da şöyle sürüyoruz arkadaşlar arka tarafa. Şimdi şapkanın önüne buradan başlayarak yapıştırmalısın. Buraya yapıştıracağım. Hemen renk değişikliğinin başladığı yerden itibaren yapıştırıyorum arkadaşlar. Evet, çalışmamı böylece tamamlıyorum. Evet, böylece çalışmalarımızın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Hepinizin eline sağlık diyorum. Uzun bir çalışmaydı, biraz fazla ayrıntıları vardı. Haklısınız. Dikişlere özellikle çok dikkat etmenizi öneriyorum. Videoma beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak bildirimlerinizi açabilir. Yayınladığım videolardan, yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.